Kanada'nın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Bob Rae, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Şefini Çin'in Doğu Türkistan'daki Uygurlara karşı iddia edilen insan hakları ihlalleri hakkında uzun zamandır beklenen bir rapor yayınlamaya çağırdı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Perşembe günü yaptığı açıklamada komisyonun 31 Ağustos'ta görev süresi sona ermeden raporu yayınlama taahhüdünü yerine getirmek için çok çalıştığını ancak her taraftan muazzam bir baskı altında olduğunu söylemişti. CBS News Network'ün Power Politics programında sunucuya konuşan Rae, bunu çıkarmamak için hiçbir mazeret yok. Bunu kontrol eden tek kişi o. Bu onun raporu, dedi. The Japan Times tarafından da aktarıldığı üzere Çin'le arasındaki devasa füze açığını kapatmak amacıyla Japonya, Tayvan üzerindeki gerilimin artmasından sonra binden fazla uzun menzilli seyir füzesi stoklamayı düşünüyor. Ayrıca Japon Savunma Bakanlığı, karadan fırlatılan Type 12 füzeleri konuşlandırmayı ve menzillerini yaklaşık 200 kilometreden 124 mil yani 1000 kilometrenin üzerine çıkarmayı planlıyor. Bu sayede Japonya füze menzillerini güneybatı taraflarında yer alan adaları ve Kyushu bölgesinde içine alacak şekilde genişletebilecek. Çin ordusu ABD donanmasına ait iki savaş gemisinin Tayvan Boğazı'ndan geçişi nedeniyle teyakkuz durumuna geçtiğini bildirdi. ABD donanmasının Pasifik'teki 7. filosundan yapılan açıklamada iki savaş gemisinin Tayvan Boğazı'ndan rutin geçiş yaptığı duyurulmuştu. Japonya'da en uzun süre başbakanlık yapma unvanına sahip Shinzo Abe'nin Temmuz'da uğradığı suikastin yankıları devam ediyor. Hükümet 27 Eylül'de başkent Tokyo'da Abe'ye düzenlenecek resmi cenaze merasimine yönelik 1,8 milyon dolarlık bütçe tahsisatını onayladı. Merasimin yüksek maliyetine yönelik tartışmalarsa ülke gündemini meşgul ediyor. Eleştirilerin merkezinde söz konusu maliyeti hükümetin karşılamaması gerektiği yer alıyor. Malezya'da iktidardaki Birleşik Malay Ulusal Örgütü Başkanı Ahmed Zahid Hamidi, partililere erken genel seçimler ve yolsuzluk davasında hapsedilen eski başbakan Necip Razak'a kraliyet affı verilmesi için kamuoyu oluşturma çağrısında bulundu. Hindistan'ın Noida kentinde imar planına aykırı olarak inşa edilen ikiz kuleler patlayıcıyla yıkıldı. Hindistan'da yüksek mahkemenin imar yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle yıkım emri verdiği 30 katlı iki gökdelen yerle bir edildi. Geçen yıl verilen mahkeme kararının ardından Noida şehrindeki Apex ve Jayane isimli gökdelenlerin yıkımı öncesinde dün binlerce mahalle sakini tahliye edildi.